tane üstlensek çok üstten kesen çok güzel olur. Burada ya. O tam bir tane. Bir tane. 70 saatini istiyor. Nereye gerek? Emrah Bey'in görüntüsü. Öncelikle tabii şehrimizin çok büyük bir yatırımı bu. Sadece spor anlamında değil, bugüne kadar Elazığ'da yapılmış olan tüm yatırımlar içerisinde çok en büyük yatırımlardan bir tanesi ilimizde tamamlandı. Hafta sonu ev sahipliği yapacağımız Elazspor Karaköprü spor maçıyla inşallah start vereceğiz. Tabii çok büyük bir özlemle hem kamuoyu hem Elazspor taraftarları bu stadyumun açılmasını bekliyorlar. Stadyumda yaklaşık dediğim gibi 2019'un Eylül ayında temelini attığımız bu stadyumda sona geldik. Stadyum sadece aslında bu bölgede bir stadyum olarak adlandırmamak lazım. Aslında burası bir spor kompleksi. Çünkü stadyumun dışında, stadyumumuzun içerisinde 5 adet cep salonumuz var. Yine alışveriş merkezleri ve dükkanların olduğu çok büyük bir kompleks. İçerisinde 23 tane locasının olduğu, yine hem spor taban birliklerinin hem de stadyum altyapısıyla alakalı birçok odayı da içerisine barındırıyor. Yaklaşık 9 cep salonu barındıran bu stadyumda Elazığ'da yeni branşlarla hem çocuklarımız, gençlerimiz inşallah kavuşacaklar. Özellikle halter sporunu Elazığ'da başlatıyoruz. Yine bilardo sporunu Elazığ'da başlatıyoruz. Havalı silahları başlatıyoruz. Tetami sporları, minder sporları ve tüm takım sporları bu stadyumda inşallah yer bulacak. 16 branş futbol müsabakaları dışında Elazığ'ımızda hizmet verecek. Tabii stadyum olarak da şunu belirtebilirim. Taraftarlarımız Elazspor yıllarca Süper Lig'de oynamış, büyük bir özlemle bekliyorlar. Pazar günü kapılarını açacak. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ben buradan bu stadyumda görev almış herkese çok teşekkür ediyorum. Ama stadyumun yapılışında başta Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, yine Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş Bey'e, bakanlığımızın tüm bürokratlarına, milletvekillerimize, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Başkanımıza ve hakikaten bizimle görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza ben şükranlarımı arz ediyorum. İlimize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun.